Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hiçbir Müslüman yoktur ki ağaç diksin, ekin eksin, çeşme yapsın ve mahsulünden insan, kurt, kuş yararlansın da kendisi için sevap yazılmasın. Elbette o Müslüman diktiğiyle, ektiğiyle sevaba girer. Adammış, ne tembel adammış, bir yaptıramadı ya. Bu kadar zaman geçti. Benim evde neler çektiğimi bilmiyor tabii. Hah, geldi yine başımın belası. Geldi yine. Huysuz ihtiyar. Baba. Ne o elindekiler? Hiç, ıvır zıvır işte. Oğluna söyleyeyim de görsen. Uçtu. Kaçıyorsun değil mi? Nereye gidiyorsun? Uçtu. Baba nereye gidiyorsun? Ne oldu söylesene baba. Bulmalıyım onu. Onu bulmalıyım onu. Baba nereye gidiyorsun dedim sana, dursana. Onu bulmam lazım. Baba dur. Ya amca ne yapıyorsun sabah sabah ya? Kağıt. Deli misin sen, arabanın önüne atlıyorsun? Huysuz ihtiyar. Kağıt. Dur oğlum, dur. Oğlum o kağıt lazım bana, dur. Dur oğlum, dur. Hop. Düştü işte. Aşkına, araba çarpacaktı sana. Bu ne böyle? Çeşme. Çeşme mi? Çeşme, çeşme. Selamun aleyküm evladım. Aleyküm selam amca. Evladım, buralarda çeşme bulunur mu? Dağ başındayız amca, çeşme ne gezer? Çeşme falan yok burada. Susuzluktan yandım, abdest de alacaktım. Testim de biraz su olacaktı. Tüh be, o da kalmamış. Ama hemen ileride bir kaynak var. Suyu buz gibi çok güzel, kana kana içersin. Gel amca sana göstereyim. Hadi. Hadi.
İşte amca bak burada. Azıcık ama içmeye yeter. Bismillah. Elhamdülillah. Allah razı olsun evladım. Amca ne yapıyorsun? Suyu dinliyorum. Çok derinlerden geliyor ses. Çok su var evladım burada. Çok. Bismillah. Elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun. Su gibi aziz olasın evlat. Demek çobanlık yapıyorsun. Ne güzel evladım. Çobanlık mübarek meslektir. Peygamberler de çobanlık ettiler. Hazreti Musa, Hazreti Yahya, Peygamber Efendimiz de çobanlığı severlerdi. Adın ne senin? Mustafa. Mustafa, ne güzel. Mustafa ne demek bilir misin? Peygamber Efendimizin adı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adına kurban olayım. Mustafa, bana iyilik yaptın. Allah razı olsun. Bu iyiliğin karşısında sana bir sır vermek istiyorum. İster misin? Hı hı. Affet beni. Geç hatırladım. Çok geç. Allah'ım sözümde duramadım. Duramadım. Ama ne olursa olsun sözüm var ona. İnşallah bu çeşmeyi de yanına namazgahı da yapacağım. Yine nereye? Duymadın mı? Sağır mısın? İhsan. Ne? Baksana şu babana, valizini almış gidiyor. Aldı başını gidiyor yine. Baba, ne oluyor sana yine ya? Çekil önümden oğlum, gideceğim artık. Ya baba, aklını başına topla. Hastasın sen, tek başına gidemezsin. Beni oyaladınız, yeter artık. Gitmem lazım. Baba, yapma lütfen. Yeter artık. Vazgeç bu hayalden. Asla. Bırak beni oğlum. Bırak. Ne olur gideyim artık. Zaten bir ayağım çukurda. Baba dur. Dur dedim bırak sana. Beni. Baba. 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 Yine krizi tuttu. İlacı nerede bunun? Valizine koymuştur. İhsan çabuk ol ne olur. Ay. Sen de ne bakıyorsun? Su getirsene. Bana niye bağırıyorsun? Çabuk ol çabuk. Ha, işte burada. Bırak gideyim oğlum. Bırak beni. Ha? Hadi baba. Al şunu, yut hadi. Ah, ah baba. Niye böyle yapıyorsun sen? Hı? Baba, vallahi çocuk gibisin ha. Ayhan nerede kaldı? O bunun dilinden anlıyor. Yok be kızım. Hayır. Tamam, görüşürüz, tamam. Ayhan, merhaba. Niye dikiliyorsun ayakta? Hadi geç otur. Hadi otursana.
çiçek kime? Ay bana mı? Ay parmağım. Bak gördün mü elim kanadı. Kendi gül mü getirdin bana? Özür dilerim. Bak hala kanıyor. Bak. Küçük bir sıyrık sadece. Baksana kanıyor. Ne yani şimdi bu? Acını paylaşmak istedim. Çok hoşuma gitti. Ayhan. Ya manyak mısın sen? Ya. Ne haber lan Pelin? Eray. Hadi gitmiyor muyuz? E hadi. Ne yapıyorsun? Ay çok güzel motor. Gezelim mi? Bu motoru yeni mi aldın? Tabii ki. Nasıl güzel mi? Süper ya. Manyak bir şey bu. Garanti bir araba parası eder. Çok güzel bir şeymiş ya. Hadi bin hadi. Atla bakalım. Oo, motosiklete binmek süper bir şey ya. Sen de bekle koçum. Bye. İhsan. Verelim huzur evine, biz de rahat edelim, o da rahat etsin. Öyle şey olur mu hiç? O benim babam. Şimdi bu varlığım varsa onun emeği sayesinde. Olmaz. Hem sadece adam köyüne gitmek istiyor. Ne var bunda? Takmış aklına çeşme müdür nedir? Babasına laf olur mu? İlla savunacak. Ah benim annem babam olsaydı böyle yapar mıydı? Suna yapma böyle Allah aşkına. Artık bıktım İhsan. Göndereceksen gönder. Varsın köyde kalsın. Artık orada çeşmemi yapacak, camimi yapacak, yoksa kendi mezarını mı yapacak? Ne yapacaksa yapsın. Yeter çekti. Aman çeşme, canım çeşme. Senin elini. Ay
Ay ne yaptın sen yavrum? İhsan baksana şuna. Bir şeyler söylesene. Beni yalnız bırakın. Çocuğu duydun Suna. Hadi. Sen nasıl babasın? Bir şeyler söylesene. Yürü hanım, bir şey yok onun. Hadi biz yemeğimizi yiyelim. Allah'ım, çeşmemi bir yapsam, başka da bir şey dilemem senden. Ondan sonra canımı al gayri. Kalmak da istemem artık dünyada. Dedeli torunlu ne oluyor bunlara? İhsan, sana dedim. Elini yıkasaydın oğlum. Ben motosiklet istiyorum. Ne? Motosiklet mi? Nereden çıktı şimdi bu? Motosiklet istiyorum. Ayhan, oğlum biraz mantıklı ol. İşlerim şu sıra durgun. İflas edeceğim diye ödüm kopuyor zaten. Bir de senin motosiklet keyfin için para harcayamam. Hadi otur da yemeğini ye şimdi. Bir daha da bu mevzuyu sakın açma. Ayhan! Ayhan! Tamam insan. Var mı üzerine? Elbet kendine göre bir bildiği vardır çocuğun. Dede, yalnız bırak beni ne olur. Ayhan, torunum, baban götürmüyor. Beni köyüme sen götür. Dede yine mi? Bak yalnız bırak beni. Hele dinle beni. Bak, sana çık dedim, çık. Oğlum. Dede, yeter. Ayhan, oğlum, hadi kalk uyan. Deden yine yok yerinde, kaçtı galiba. Hadi bak şuna. Baban da işe gitti. Hadi oğlum, git getir şunu. Yine avare avare dolaşıyordur. Ya ben onu nereden bulurum ya? Bulursun oğlum, hadi. Öf ya, öf. Bu dedem de iyice oynattı kafaya. Ne yapayım oğlum, ne yapayım? Babanda suç. Bırakacak ya huzur evine, kurtulacağız. Hadi yavrucuğum, çabuk ol hadi. Bir arabanın altında kalmadan bul getir. Şimdi nerede bulurum ben onu? Dede nereye gittin yine kim bilir? Halis amcacığım. Buyur ayağım. Dedemi gördün mü? Bir saat evvel şu tarafa doğru gitti. Sanırım yine çeşmenin başına gitmiştir. Sağ ol Halis amca. Güzel çeşme. Eskiden ağzın vardı, dilin vardı, suyun vardı. Şimdi haline bak. Benim gibi sen de suskunsun. Sen de dertlisin, ağlayacaksın, gözyaşların yok. Kuru kuru inlemek bizimkisi. Ah çeşme, canım çeşme. Sana ne olmuş böyle? Dede, yine mi? Öf dede ya, öf. Hadi kalk eve gidiyoruz, hadi. Hadi. Beni yaylama götür. Olmaz dede. Kaç defa söyleyeceğim, olmaz. Oğlum, sizden çok şey istemiyorum. Bir ayağım çukurda zaten. Ölmeden elim ayağım tutarken ahdımı yerine getirmek istiyorum. Niye anlamıyorsunuz beni? Çeşme yapmak istiyorum, çeşme. Hadi dede, eve gidiyoruz. Dedesinin kuzusu. Baksana dedesiyle gelmiş ya. Komik bu herif ha. Hadi gidelim. Onu çok mu seviyorsun? Sevmek güzeldir. Kalp sevmeye görsün. Göz ne malı görür ne de mülkü. Elin titriyor. Ağlıyor musun sen? Çeşme ne demek biliyor musun? Göz demek.
Su çeşmeden gözyaşı gibi akar. Dağların içindeki aşktan akar belli ki. Senin de iki gözün iki çeşme. Senin bu sevgini görmüyorsa kederlenme. Bir gün biri görür. Hem de yüreğinin içinden görür. Bence kalbini dinle. Ona iyice kulak ver. O ne derse yap. Beni yaylama götür, sana motosiklet alayım. Motosiklet istemiyor musun? Ben alayım. Nasıl alacaksın be dede? Hangi parayla? Elimde avucumda biriktirdiğim bir şeyler var. Bu paranın yarısıyla çeşme yaparız, yarısıyla da sana motosiklet alırız. Ne diyorsun? Araba kiralayalım, beni yaylama götür. Anlaştık mı? Allah razı olsun evladım. Dedenin kalbini kırmadın. Allah razı olsun. Dur oğlum. Biraz yavaş. Acelemiz ne? Bir an evvel gidip bir an evvel gelelim. Ne kadar sürer senin bu işler? Bir hafta filan. Sen ne dedin dede? Bir hafta mı? Ya işim gücüm var benim. Bir hafta kalamam dede. Çok işimiz var evladım. Senin okul tatilde değil mi? Hem yaylamızı da görmüş olursun. Ah dede, nereden gelir böyle şeyler aklına? Bak, bir hafta sonra motosikleti alıyorsun, tamam mı? Tamam dedim ya evladım. Tamam, tamam. Başka ilahi bilmez misin dede? Hep aynı şeyi söylüyorsun. Aklın, fikrin, çeşme, çeşme. Nedir bu çeşme takıntısı? Çok evvelden yapmalıydım. Ah dünya telaşları, ah. Çok seneler evveldi. Daha çocuktum. Köyümün yaylasında çobanlık ediyordum. Ama ben unuttum. İş güç derdi, dünya telaşları. Bu güzelim hatırayı, bu güzelim sırrı unuttum. Bir gün rüyamda belirdi o yaşlı ihtiyar. Bana dedi ki, daha ne kadar bekleyeceksin? Abartıyorsun işte dede. Yani sen çocukluğunda yaşlı bir adam çeşme yap dedi diye mi onca masraf edeceksin? Bence hayır yapacaksan başka bir şey yap. Gidip dağ başında çeşme yapmanın ne alemi var? Kolalar geldi. Aşkım, seni bekliyorum. Bozulma ya, takılıyorum sadece. Bu ne manyak ya? Bu çocuk ya. Geçen gün beni aradı. Dedesini memlekete götürecekmiş. Şimdi yoldadır. Ben de öyle takılayım dedim. Bak şimdi nasıl geliyor. Şu salak çocuk değil mi ya Ayhan? Evet o. Geri döner mi? Döner döner. Ya yazık yavrum ya. Oynama çocukla. Hadi yolcu yolunda gerek. Mesaj geldi. Aşkım seni bekliyorum. Beni çağırıyor. Geliyorum aşkım, geliyorum. Bak ne yazdım, okusana. Ya çocuğa acıdım ya. Bırak gitsin yoluna be. Hoşuma gidiyor. Deli kız. Ya da ne diyeceksin he? Bulurum bir yolunu. Ya çok saf ya. Gülün dikeninden elim kanadı. O da elini bilerek kanattı. Oh. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Acını paylaşmak Oy, istedim. Canım benim ya. Bence at gitsin başını. Sonra bir pislik çıkar. Ayrıca kıskanıyorum yani. Tamam tamam. Hadi dede dönüyoruz. Neden bahsediyorsun oğlum? Bak başka zaman gideriz. Benim acil bir işim çıktı. Beni çağırıyor, gitmem lazım. Beni çağırıyor. Hadi bin dede, daha sonra gideriz. Bak bu fırsatı kaçıramam, anlayışlı ol. Peki sen git evladım. Sen? Ben yoluma devam edeceğim. Ya hadi saçmalama dede ya. Ayhan sen git oğlum. İyi pekala, sen bilirsin. Benden günah gitti.
senin valizin. Hadi sana kolay gelsin. Dönmek yok Mustafa. Dönmek yok. At şunu başından. At, at. Eğleniyorum ya. Şş, biraz da biz eğlenelim ha. Tamam. Şimdi bir motor bulup geliyordur ha. Yavaş git lütfen. Tamam tamam, merak etme. Beni çağırdı. Aşkım dedi bana. Aşkım dedi. Geliyorum aşkım. Geliyorum. Motosikletinle gezelim aşkım. Motosikletsiz gelme sakın. Tamam mı? Siz gelme sakın. Dede hadi gel. Binsene dede. Ver dede ver. Özür dilerim dede. Eşeklik ettim. Vazgeçmek yok. Sen çeşmeni yapacaksın. Ben de motosikletimi alacağım. Öyle değil mi dede? Hedefimiz neresi? Yayla. Yayla? Köye gitmiyor muyduk biz? Sana önce çeşmeyi yapacağım yeri göstereceğim. Tamam. Muhammed'i görmedin mi?
İşte orada. Tepenin ardında. Tepenin ardında mı? Ha. Ya dede, dağın başına çeşme yapılır mı ya? Biz zor çıkıyoruz, millet nasıl çıkacak? Delirdin mi dede ya? Of of! Az kaldı. Hemen şu tepeyi aşalım, varacağız. Dede, kaç saattir yürüyoruz? Sen hala tepe diyorsun ya. Oh! Oraya çıkana kadar canım çıkar benim. Delikanlısın be oğlum. Hadi biraz zorla kendini. Hadi. Ben senin gibiyken keklik gibi sekerdim buralarda. Çok koyun güttüm bu yamaçlarda. Hadi aslan. Geldik, az kaldı. Hadi. Of dede, of. Hadi az kaldı. Hadi. Geldik mi? İşte orada. Hani nerede? İşte orada oğlum, orada. Daha gelmedik mi ya? Geldim işte. Allah'ıma şükürler olsun. Dede, sen ne yapıyorsun? Suyu dinliyorum. Gel, sen de dinle. Gel. Gel. Duyuyor musun? Hala akıyor. Yıllardır akıyor. Bana bir göz yapın da insanlara kavuşayım diyor. Bana bir çeşme yapın diyor. İnşallah yapacağım çeşmeyi. O zaman su dile gelecek. İnsanları çağıracak buraya. Gelin, benim sesime, serinliğime gelin diyecek. Dede, abartma ya. Suya destan yazacaksın neredeyse. İksir mi bu? Su bu, su. Çoktan yaptırmalıydım bu çeşmeyi. Çobanlık ederken buralarda Almanya sevdası büyüledi beni. Aldım başımı Almanya'ya gittim. Berlin sokaklarında çöpçü oldum. Elin Alman'ını pisliğini temizledim. Para kazandım, kazandım. Köpek gibi çalıştım. Sonra kalbim dayanmadı bu çalışmaya, hasta oldum. Döndüm memlekete, İstanbul'a. Bu sırada bu çeşmeyi de hayalinde unuttum. Dünya telaşı her şeyi unutturdu bana. Kendimi bile. İşte buraya çeşme yapacağız. Buraya da küçük bir namazgah. Su içen abdest alsın. Buracıkta namazını kılsın, dua etsin bizim için. Dede, buraya bir hafta değil, bir ayda çeşme yapılmaz. Sadece malzemelerin gelmesi bir ay zaten. Yapacağız evladım, Allah'ın izniyle yapacağız. Öf dede, keçi gibi inatçısın he. Bu ne ya? Ne oluyor ya? Gel buraya. Durmuş. Gel buraya. Durmuş mu? Ah durmuş. Bu yaptığın çöp oldu artık. Hep böyle ben senin peşinden mi koşacağım? Yürü bakalım sürüye. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Burada ne yapıyorsunuz? Dedem, buraya çeşme yapacak da. Buraya mı? Dağın başına. Laf anlatamıyorum ki. Ben ona laf anlatamıyorum kızım. Buraya çeşme yapmaya and içtim. Onun için geldik buralara. Bir çeşme yapacağım. İster kurt içsin, ister kuş. Ben bir çeşme yapayım. Gerisi Allah kerim. Rahmetli dedeme çok benziyorsunuz. Ben size inanıyorum. Allah razı olsun kızım. Ay, sürü dağılıyor. Zeliha, Eşe, durun, nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya. Keçilerine insan ismiyle sesleniyor bu ya. Çok garip. Ben de onun gibiydim bir zamanlar. Benim keçilerin de adı vardı. Birinin adı da Ayhan'dı. Neyse hadi kasabaya inelim de bir usta bulalım. Kıza sorsaydık dedi. Belki bir tanıdığı vardır.
Nereye gitti bu çoban? İşte. Keçiler oradaysa kız da oradadır. Kolay gelsin kızım. Ders mi çalışıyorsun? Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum da lise son sınıftayım. Tatillerde de çobanlık yapıyorum. Dershaneye verecek paramız da yok. Ayrıca anneme ve babama da destek olmalıyım. Aferin kızım. Benim adım Mustafa. Ben de senin yaşlarındayken buralarda çobanlık ettim. Aslen Burak. Torunum Ayhan. O da üniversitede okuyor. Biz bir taş ustası arıyoruz kızım. Var mı bildiğin? İşte burası. Sağ ol kızım. Ben müsaade isteyeyim. Annem beni bekler. Keçiler sağlayacak da. Allah ısmarladı. Allah yardımcınız olsun amca. Sağ ol kızım, sağ ol. Size zahmet verdik. Teşekkür ederiz. Bak Hurşit, ödeyeceğim borcumu. Biraz daha zaman ver. Yok diyorum sana, anlamıyor musun? İşler durdu. Biliyorum, biliyorum ama ne yapayım? Oldu be, ne yaparsan yap. Yetti artık. Niye bekliyorsun dede? Hadi bitirelim işimizi. Kolay gelsin usta. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Biz bir taş ustası arıyoruz. Usta karşınızda duruyor. Buyurun oturun şöyle. Eyvallah. Hoş geldiniz. Adım Murat. Hem dükkan işletiyorum hem ustalık yapıyorum. Ne içersiniz? Çay. Böyle bir şey olmalı. Sağlam, dayanıklı. Şöyle biblo gibi olmalı. Siz hiç endişe etmeyin. Evelallah Mimar Sinan işi yapacağım size. Bana Murat Usta derler. Bu civarda herkes beni tanır. Ayrıca siz de buralıymışsınız. Uygun bir fiyata yaparım size. Ne kadara mal olur? Ne zaman biter hepsi? Mekanı görelim hele. Çeşmeyi buraya mı yapacağız amca? Evet. Buraya evladım. Çeşme buraya, namazgah da buraya. İyi ama amca. Burası kuş konmaz, kervan geçmez yer. Kimse uğramaz ki buraya. Hele yapalım. Uğrayan olur evlat. Çeşme çağırır insanları. Peki, sen bilirsin amca. Ustam, ne kadar sürer burası? Tahminen bir ay falan sürer. Bir ay mı? Evladım, biz koca bir bina yapmıyoruz ki. Bizimki iki yapı, küçücük. Biri çeşme, biri namazgah. Bir haftada bitmez mi? Biter bitmesine de elimde işler var. Onları bırakıp sonra buraya araba çıkmıyor. Dağın başı. Malzemeleri hayvanlarla çekmek lazım. Yol geçen bir yer değil ki. Ama sizin için yaparım bir iyiliği. Tamam, bir haftada biter. O zaman hemen başla. Acelesi yoktu amca. Hele yapalım. Olsun. Malzeme, taşıma parası, ustalık parası. Hepsini önden al. Böylesini ilk defa görüyorum. Peş para, keyfin ara. İşi oldu bil amca. Ne yapıyorsun sen ya? Yarın sabahtan başlarız. Nerede buluşacağız? Burada oluruz. Biz burada bekleriz. Sen malzemeleri getir. Torunumla biz de etrafı düzenleriz. Hazırlık yaparız, zamandan kazanırız. Tamam. Görüşürüz.
Şöyle marka bir motosiklet istiyorum. Kırmızı renkli. Pelin kırmızıyı çok sever. Motosikletle çıkacağım karşısına. Gaza basacağım. Basacağım, bağırtacağım motoru. Sonra Pelin'le birlikte şehir turu yapacağım. Onu bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Çok güzel kız dede. Hele bir gözleri var. Aklımdan çıkmıyor. Hep rüyalarımda onu görüyorum. Eray'a takılıyor. Aslında kabahat bende. Onun karşısında konuşamıyorum. Bir yere götüremiyorum. Motosiklet alsam göreceksin bak. Motosikletin olacak evladım. Anlaşma yaptık. Önce benim hayalim, sonra seninki. Ya dede, ustaya çok para verdik. Ya bir terslik çıkarsa? Çıkmaz. Yarın erkenden kalkacağız, kazma kürek alıp gideceğiz yaylaya. Çocukken gezdiğim en yüce dağlar, koyun kuzu otlattığım yaylalar, yaylalar. Aklımdan çıkmıyor ki o hatıralar. O günleri yaşamıştım bir zaman. O günleri yaşamıştım bir zaman. Nerede kaldı usta? Hala gelmedi. Ver onu, ver. Ustaya para verdik dede. Biz niye çalışıyoruz ki? Olsun oğlum. Bu işte çalışmak sevap oğlum. Nerede kaldı usta? Hala gelmedi. Ancak oğlum. Malzemeleri alacak, hayvanları bulacak. Neredeyse öyle oldu. Gelir, gelir. Elde sermayem Muhammed'e salavat ver, onu candan sever isen Muhammed'e salavat ver, onu sever isen Muhammed'e salavat ver. Dede, bu çeşme işine, namaz gelişine niye bu kadar düştün? Niye bu kadar önemli? Tamam, çocukluğunda biri öyle söylemiş, rüyalarında falan görmüşsün ama yani demem o ki. Bu dağ başında olsa ne olur, olmasa ne olur? Ameller niyete göredir evladım. Ben bir çeşme ve namazgah yapmaya niyet ettim. Kervan geçmez, kuş uçmaz yerde yapacağım. Niyetim bu. Düşünsene evladım. Susuzun yolu buraya düşse, baksa bir çeşme. Kana kana içse, şükretse. Yanında da namazgah. Hemen şuracıkta abdestini alsa, namazını kılsa, sonra o ferah gönlüyle bir dua etse, o dua ne mübarektir. Allah'ım dese, ey yüce Rabbim, dağ başında bu çeşmeyi yapandan, bu namazgahı kondurandan razı ol dese, benim tek isteğim bu. Birinin gelip dua etmesi, gelip abdest alması, namazgahta alnını secdeye koyması. Hazreti Adem ve Havva dünyaya geldiklerinde yeryüzü bomboştu. Bir ev yaptılar. İnsanlığın ilk evi, mübarek Kabe. Peygamber Efendimiz hicretten hemen sonra Medine yakınlarında bir cami yaptı. Kendi elleriyle taş taşıdı. Sahabesiyle birlikte çalıştı. Kuba Mescidini yaptı. İslam'ın ilk camisi.
Şimdi ben de çobanlık ettiğim dağlara geldim. Buraya bir çeşme, bir de namazgah kondurmak istiyorum. Buradan susamış gönüllere çağrıda bulunuyorum. Gelin ey insanlar, gelin ey kuşlar, gelin buraya. Çeşmeden kana kana su için. Gelin çocuklar, gelin. Oynayın. Gelin. Gelin. Ne olursanız olun, gelin. Dede, bak bu usta hala gelmedi. Gidip bir bakalım kasabaya. Sakata gelmeyelim. Murat Usta! Murat Usta! Murat Usta! Murat Usta! Usta yok dede. Nereye gider ki bu? Belki biz gelirken o yaylaya çıkıyordu. Öyle olsa karşılaşırdık. Bu işte bir iş var. Ah dede, parayı önden verdin. Ya bizi dolandırdıysa herif? Olmaz öyle şey oğlum. Murat Usta! Helal paradır benim verdiğim. Hop! Kime bakmıştın kardeş? Ya Murat Usta'ya bakmıştık da. Onu sabahleyin polis götürdü. Polis mi götürdü? Gırtlağa kadar borca batmıştı. Çekmek işte. Polis bırakır mı? Yapıştı ensesine. Gördün mü dede? Oyuna geldik işte. Dedim ben sana. Hayrola evlat? Siz de mi yolundunuz? Bugün bize çalışacak. Parasını da peşin vermiştik. Gitti paralar işte dede. Senin yaptığın iş mi şimdi? Dert etme oğul. Her işte bir hayır vardır. Aa o kız. Dur bakalım. Murat Usta nerede? Dükkanda değil mi? Bırak şimdi numarayı. Ne numarası ya? Ne diyorsun ya? Ya? Sen de bu işin içindesin. Bizi saf gördün, üç kağıt ustaya götürdün öyle değil mi? Dolandırıcılar sizi. Ustayla paramızı lüttünüz. Söyle, usta nerede, nerede? Sen ne diyorsun be? Ne diyorsun? Ayhan, ne yapıyorsun oğlum? Ayhan, haddini bil. Terbiyesizlik etme, o kızın ne suçu var bu işte? Özür dile hemen kızdan. Beğendin mi yaptığını? Kızın kalbini kırın. Ama dede bizi o getirdi. Yeter Ayhan yeter. Para yerin dibine batsın. Çeşmede. Önemli olan insan kalbi. Çeşmede para da insan kalbi için. Sana bunu yakıştıramadım. Yazıklar olsun sana. İyi be. Sanki benim param. Ne yaparsan yap. Öf be öf. Ayhan. Oğlum. Ne yapacağız şimdi? Sen döneceksen dön. Başka bir usta tutup çeşmeyi yaptıracağım. Bak. Gel dedin geldim. Dediğini yaptım. Ama böyle bir olay oldu diye sözünden vazgeçmek yok, tamam mı? Yok evladım. Yok. Peki burada neyle yapacaksın çeşmeyi? Param var da. Gelirken biraz fazla almıştım. Bununla çeşme de yaparım, otel parasını da karşılarım. Oo, dede, sen de kirli çıkaymışsın valla. Benim motor param? İstanbul'da, evde ayırdım. Dönünce alacağım. (Gülüyor)
Kime yazıyorsun mesajı? Ayhan'a. Bozulma be, şaka sadece. Bu şaka fazla ileri gitti Pelin. Neredeyse onu seviyorsun sonucunu çıkaracağım. Hadi canım sen de. Ben mi onu seviyorum? Selam. Merhaba. Merhaba. Evet, sen onu seviyorsun. Saçma. Bak, dalga geçiyorum çocukla. Bak, bak ne yazdım bak. Ayhan'cığım, seni özledim aşkım. Benim oyuncağım o ya. Ayhan'cığım seni özledim aşkım. Şu an hayal kuruyorum. Binmişiz motosiklete. Uçuyoruz, uçuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum, Ayhan. İstanbul yolcusu kalmasın. İstanbul yolcusu kalmasın. Nereye abla? Yok yok, arama bu. Dedeciğim, senin Çeşme hayalinin sonu yok. Ben dönüyorum İstanbul'a. Çok önemli işim var. Paranı alıyorum. Dağ başına köhne bir çeşme yerine arkadaşlarıma hava atacağım motosiklet benim daha çok işime yarar. Arabayı sana bırakıyorum. Bir şoför bulursun. Bence vazgeç çeşme işinden eve dön. Benden bu kadar. Vazgeçmek yok Mustafa. Allah seni imtihan ediyor. Niyetini, azmini sınıyor. Beni de zengin etseydin Allah'ım. Fakir diye istemiyor sevgilim. Fakirim ama kalbice zenginim, darılmam sevgilim. Tabii ya, ne zamandır araba kullanmıyorsun araba. İnsan bulunmaz bu dünya sevgilim, sana da kalmaz. Fakirler ömründe bir kere gülmez, darılmam sevgilim, git güle güle. Ah!
Allah'ım, ne olur şimdi alma canım. Ne olur şimdi alma canım. Söz verdim. Çeşme yapacağım. Ne olur Allah'ım, az bir zaman daha ver. Amca, amca. Amca, ne oldu sana? Hap, hap. Hap? Hap. İyi misin amca? Allah razı olsun kızım. Sen de gelmeseydin. İyisin değil mi amca? İyisin. Sağ ol kızım, iyiyim. Sen nereden çıktın böyle? Bizim ev hemen aşağı köyde. Aşağıdaki yoldan kasabayı bisikletle gelip gidiyorum. Baktım sizin araba duruyor. Sizden özür dilemek istedim. Dün gece epey düşündüm. Benim yüzümden paranızı kaybettiniz. Gerçi Murat Usta öyle şey yapmaz ama... Asıl ben senden özür dilerim kızım. Torunum da özür diliyor. Seni gereksiz yere suçladı. Kusura bakma. O nerede? Çok mühim bir işi çıktı. Gitmek zorunda kaldı. Çok istedi yanımda kalmayı ama... Ben gitmesi için ısrar ettim ama gelecek, gelecek. Bu kazma kürekle ne yapacaksın? Çeşme yapacağım. Kendi başıma taş taşıyıp, çamurdan harç yapıp bir çeşme yapacağım. Benim çocukluğumdan beri hayalim bu kızım. Gerçi uzun yıllar unuttum ama şimdi hatırladım. Şöyle ölmeden dünya gözüyle bir çeşme, yanına namazgah. Tek başına mı? Bu hasta halinle. Karınca misali kızım. Karınca hac için yola çıkmış derler. Bu halinle hacca varamazsın demişler. O da şöyle bakmış, varmasam da yolunda ölürüm demiş. Benimki de o hesap işte. Çeşme yaptırsam suyu boğaksa nasip et Allah'ım bana nasip et. Kurtlar, kuşlar, canlıları suyundan içse nasip et Allah'ım. Bana nasip et. İnşallah dileğim kabul olacak. Namaz için müminleri abdest alacak. Umarım Rabbim de razı olacak. Nasip et Allah'ım bana nasip et. Yalvarıyorum yüce, yüce Rabbim sana çeşmeyi yaptırmayı nasip eyle bana. Su, mübarek su. Senin sesini herkes duyacak. Senden herkes içecek. Seni herkes bilecek. Allah izin verirse sana göz yapacağım. O gözden akacaksın. Sana beden yapacağım. O bedende duracaksın. Senin adın çeşme olacak. Çeşme. Ve o gelecek. Peygamber Efendimiz gelecek yanına. Sesini dinleyecek. Belki de sana beni soracak. O zaman söylersin, değil mi? Adımdan bahsedersin. Onun şefaatine muhtaç olduğumu söylersin, değil mi? Kabul eder misin?
Sana yardım etmek istiyorum. Hadi gidelim, ben sıkıldım. Hadi uçalım, hadi. Hadi o zaman. Oley. Pampelin, uçmaya hazır mısın? Hazırım. Hadi gençler, hazır mısınız? Tamam, hazırız. Aa, Ayhan geldi. Ay, geldin mi? Çok hoşuma gitti. Benim için aldın değil mi? Kırmızıyı da çok severim. Hadi uçalım. Pelin. Görüşürüz Eray. Hep oynuyor, hep. Pelin, iyi misin? Bırak beni, bırak. İyi misin? Ayağım acıyor. Bir şeyin yok ya. Çekil başımdan, defol git. Beceriksiz salak. Motosiklet sürmesini bilmiyorsun madem, niye alıyorsun beni? Aptal. Ama ben... Seni sevdiğimi mi sandın ha? Senin gibi bu ışığı mı seveceğim aptal şey? Seninle dalga mı geçiyordum ben, anlamadın mı? Bir daha karşıma çıkma benim. Evet aptalım. Salağın tekiyim. Senin gibi kalpsiz bir kızı sevdiğim için aptalım. Sana değer verdiğim için, sana kalbimde yer açtığım için aptal oğlu aptalım. Çünkü sen beş para etmezsin. Çünkü sen sevilmeye değer değilsin. Ne eşekmişim ben. Senin yüzünden neler yaptım. Ne körmüşüm. Yo. Sana teşekkür etmeliyim aslında. Sayende uyandım ben. Çok iyi yaptın. Uyandırdın beni. Sağ ol. İlk işim bu motosikleti geri vermek olacak. İçin sarf et parayı.
sakın ha üzme anayı babayı. Yoksunun bağrından kim o yarayı? Kullar sarmasa da Mevlam sarar ya, sarar ya, sarar ya, sarar. Kullar sarmasa da Mevlam sarar ya, sarar ya, sarar ya. Üzülme kızım, pes etmek yok. Devam edeceğim. Çamura saman karıştırmalıydık. Kızım artık sen git. Benim yüzümden rezil olmanı istemiyorum. Hadi git köyüne. Ben tek başıma yaparım. Niye gitmiyorsun? Rahmetli dedeme o kadar çok benziyorsun ki. Biliyor musun amca, onun da bir hayali vardı. Ölmeden hacca gitmek, hacı olmak. Çok uğraştı ama olmadı. Son nefesinde bile hacı sayıkladı. Bir gün hiç unutmuyorum. Dedem gülerek uyandı. Sevincinden uçuyordu. Fatma torunum dedi. Rüyamda hacca gittim. Kabe'ye yüz sürdüm. Acaba haccım kabul olmuş mudur? Senin bu hayalin de aynı hac gibi. Dede. Ayhan. Ayhan oğlum. Affet beni dede. Affet. Pişman oldum. Sana malzeme getirdim. Daha da getireceğim. Özür dilerim dedeciğim. Sizden de özür dilerim. Kırdım sizi. Tamam, bir şey değil. Ne duruyoruz? Çeşmeyi yapalım. Heh. Etmek yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kusura bakmayın. Çok geciktim. Bir borç davası vardı. Müşteri çekini ciro etmiştim. Karşılıksız çıkmış. Polis içeri aldı beni. Siz de neler düşünmüşsünüzdür kim bilir. Size durumu bildirmek isterdim ama olmadı. Verdiğiniz parayla malzemeleri aldım. Bu inşaat bir usta eli görmeli. Öyle değil mi? Öyle, öyle. Canım canım.
Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. Nasip ettin bana. Şükürler olsun. Hadi hayırlı olsun. Bana müsaade. Allah razı olsun ustam. Bu işe deden de sevinmişti. Eminim. Dede. Başardın. Başardın, oldu işte. Ne yapacağız şimdi? Hadi kasabaya inelim. Sen git oğlum. Ben biraz daha kalacağım burada. Ama dede. Evladım, rica ediyorum. Hemen gel, tamam mı? Ben arabada bekliyorum. Tamam. Fatma! Nereye gidiyorsun? Evime. Dedemi bekleyeceğim. Sen de bekler misin benimle? Hem konuşuruz biraz. Sen de yoruldun. Yok, severek çalıştım. Beni affettin değil mi? Neden? Sana olmadık sözler söyledim. Geçti artık. Fatma, buraları seviyor musun? Sevmez miyim? Benim memleketim. Peki, İstanbul'a gitmeyi hiç düşündün mü? Ben gideyim artık. Annem merak eder. Allah'a ısmarladık. Fatma! Cep telefon numaranı verebilir misin? Gözlerim de çeşme oldu. Neredesin ey efendim, neredesin? Hoş geldiniz efendim. Bu çeşmeyle namazgah sizin için yaptım. Geldiniz. Allah sizden razı olsun efendim. Dede! Nerede kaldın? Hadi artık! Seni bekliyorum! Hadi! Dede! Geldi evlat. Gördüm. Bu gözlerim onurlar nurunu gördü. Göreceksin bak. Burası uğrak yeri olacak. Çünkü buraya Peygamber Efendimiz geldi. Bu çeşmenin suyundan içti. Çeşmeyle konuştu. Onu sevdi. Bak göreceksin, bak bu çeşmenin neşesini. Onun sesi kalpleri uyandıracak. Seslerin en güzeli olacak. Onda Peygamber Efendimizin gül kokusu var. Güzel kokuya kim gelmez? Allah sana şükürler olsun. Dedeciğim. Ben artık motosiklet falan almak istemiyorum. Vazgeçtim. Çünkü onun yerini başkası aldı şimdi. Aşkı öğrendim dede. Gerçek aşkı. Şurada biraz duralım dede. Bir mesaj çekeceğim. Fazla sürmez. Belki garipseyeceksin ama doğrudan mevzuya giriyorum. Benimle evlenir misin Fatma? Evet dedi dede. Kabul etti benimle evlenmeyi. Kabul etti. Beni seviyor. Teşekkür ederim dedi. Senin sayende oldu bu. Teşekkür ederim. Çeşme yapmadın. Benim de kalbimi yaptın. Sağ ol dede. Sağ ol.
Ama üniversiteyi kazanıp okulu bitirince. Akıllı kız vallahi. Çok sevdim onu. Çok. Alo? Efendim anne? Gözün aydın kızım. Sınav sonuçları açıklandı. Say mı anne? Haberin yok mu senin? Bütün televizyonlar senden bahsediyor. Üniversite sınavlarında birinci olmuşsun. Türkiye birincisi olmuşsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Kazandım sınavı. Duydun mu Durmuş? Türkiye birincisi olmuşum. Cemile kız duydun mu? En yüksek puanı ben almışım. Size de teşekkür ederim. Size Eda'lar, size de. Benim ders alem siz oldunuz. Kadife, matematiği seninle çalışmıştık. Gülsüm fizik sorularını okurken yanımda sen vardın. Üniversite sınav sonuçları açıklandı sevgili dinleyiciler. ÖSYM tarafından verilen bilgiye göre bu sene sayısal ve sözel alanda birinci olan öğrenci Bilecik ilinden Fatma Aydın. Dede, Fatma Aydın, duydun mu? Fatma Aydın diyor. Üniversite sınavlarında birinci olmuş diyor. Bilecik muhabiri. Keçigüden kız bu. Fatma bu, Fatma. Dershaneye gitmiş. Ailesine yardım. Düşünebiliyor musun dede? Fatma birinci oldu. Birinci. Dede. 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 Haklıymış. Çeşmenin sesine herkes geliyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hiçbir Müslüman yoktur ki ağaç diksin, ekin eksin, çeşme yapsın ve mahsulünden insan, kurt, kuş yararlansın da kendisi için sevap yazılmasın. Elbette o Müslüman diktiğiyle, ektiğiyle sevaba girer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.